Merhabalar. 10. sınıf Fen Lisesi Matematik ders kitabındaki permütasyon, kombinasyon, olasılık binom konularına ait ünite sonu değerlendirme sorularını çözmeye başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuzda bakın ne demiş? 4 beyaz, 3 kırmızı ve 6 sarı özdeş topun bulunduğu bir torbadan en az kaç top çekilirse her 3 renkten de birer top kesinlikle çekilmiş olur. Bakın kesinlik aradığımız bu tür sorularda önce en yüksek renkli topların tamamını tüketmeyi planlıyoruz. Yani biraz karamsar düşünüyoruz. Çekelim de yani her renkten kesinlikle çekmeyi garantileyebilmek için önce yüksek renkli topları bitirelim. 6 sarıyı önce çekmiş olsak, sonra yüksek renkli 4 beyazı bitirmiş olsak, bakın 10 tane top çektik ama hala kırmızı gelmedi. Olumsuz düşünüyoruz önce. Kırmızıyı hemen ilk çekişte gelsin istemiyoruz. Kesinliği sağlatabilmek için. Ama bundan sonra çekeceğimiz ilk top kesinlikle ne olacaktır? Kırmızı olacaktır. Böylelikle her 3 renkten de en az birer tane çekilmiş olur. Dolayısıyla şöyle yapıyoruz. 4 artı 6 artı 1'den sorumuzun cevabı 11 olur. Buraya 11 yazalım. İkinci soru. 12 atletin yarıştığı 1000 metre koşusunda ilk 2 derece kaç fark şeklinde oluşur? Şimdi burada 1000 metre olması önemli değil. 12 atlet yarışıyor. Yani 12 tane koşucudan birinci 12 farklı şekilde belirlenir değil mi? Geriye kaldı 11 kişi. 11 kişiden de ikinciyi belirleyeceğiz. O ikinci de 11 farklı şekilde belirlenebilir. O halde burada çarpım yoluyla saydığımız için 12 çarpı 11'den 132 farklı şekilde birinci ve ikinci belirlenmiş olur. Olasılığı 1 olan olaylara kesin olay diyoruz. Dördüncü sorumuz. İki zar atılması deneyinde üst yüze gelen sayılardan birinin tek, diğerinin çift gelme olasılığı sorulmuş. Dikkat edin, birincinin tek, ikincinin çift gelmesi dememiş. Sıra belirtmiyor. O halde biri tek, diğer çiftse, şimdi şöyle olabilir. Birincisi tek, ikincisi çift olabilir veya birincisi çift, ikincisi tek de olabilir. Şimdi birincinin tek gelme olasılığı 1 bölü 2'dir biliyorsunuz yani. Zarın yüzeyinde 6 tane birden 6'ya kadar sayılar var. 3 tanesi tek, 3 tanesi çift olduğu için tamamı 6 tane. 1 bölü 2 olasılıkla tek gelir. 1 bölü 2 olasılıkla da çift gelebilir. O halde bunları burada çarparak birincinin tek, ikincinin çift gelme olasılığını hesaplamış oluruz. Aynı şekilde birincinin çift, ikincinin tek gelme olasılığı da 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 bulunacaktır. Bunları topladığımızda da 1 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 sonucunu elde etmiş oluruz. Aradığımız olasılık 1 bölü 2'dir. Beşinci soru. Bir binom açılımı var bakın burada. 2x-3'ün parantez 8. kuvveti verilmiş. İfadesinin açılımındaki terim sayısı 9'dur. Bu parantez kuvveti binomun derecesi kaç ise bunun bir fazlası bize terim sayısını verecektir. Altıncı sorumuz. 6'nın ikili kombinasyonunun hesaplanması isteniyor. Bakın şu şekilde hesaplıyorduk pratik olarak. 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyel. Yani 6'dan başlayarak 2 tane sayı çarpıp 2'nin de faktöriyeline bölüyorum. Böylelikle bu işlemin sonucu ne olur? 15. Demek ki birinci sorunun cevabı C şıkkında varmış. Buraya 1 yazalım. Bu birinci sorunun cevabı. Şimdi İkinci sorumuz permütasyon. 5'in üçlü permütasyonu. 5'ten başlayarak 3 tane sayıyı çarpıyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3. 3 tane çarpan oluşturdum bakın. Kombinasyon olsa 3 faktöriyle bölecektim ama permütasyonda faktöriyle bölmüyoruz. Buradan da 5 çarpı 4 20, 20 çarpı 3 60 sonucunu elde etmiş oluruz. Bu da ikinci sorumuzun cevabı. 8'in 7'li kombinasyonu 8'in 1'li kombinasyonuna eşittir. Ve bu da 8 olur. Böylelikle 3. sorumuzun cevabını da A şıkkını da gördük. Şimdi faktöriyel ile ilgili basit bir işlem. Burada genellikle en küçük olana benzeterek ortak çarpan parantezini alıp sadeleştirmeyi planlıyoruz. Bakın burası kesirin payı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazılabilir. Paydası ise 5 çarpı 4 faktöriyel artı 4 faktöriyel. Evet, kesirin payı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel şu şekilde dursun. Bölü paydasını da 4 faktöriyel ortak çarpan parantezine alırsak 5 artı 1 gelecektir değil mi?
katsayılar. Böylelikle 4 faktöriyelleri sadeleştirince 6'lar da sadeleşir. Bakın ne kalır geriye? 5 kalır. Böylelikle 4. sorunun cevabı da B şıkkında varmış. 7. sorumuz permütasyon, kombinasyon, iç içe bir cebirsel işlem sorusu. Şimdi yapalım. 48 bölü N'nin üçlü permütasyon demek N'den başlayarak 3 tane çarpan oluşturmak demek. N çarpı N eksi 1 çarpı N eksi 2. Eksi 1 bölü. Şimdi burada N'nin ikili kombinasyonu var. N çarpı N eksi 1 bölü ne diyoruz? 2 faktöriyel. Yani doğrudan 2 yazabilirim. Eşittir 2 bölü. Burada N'nin birli permütasyonu. Bu da doğrudan nedir? Şimdi şurada parantezi kapatalım. Evet. Şu n çarpı n eksi 1 bölü 2'yi ters çevirip çarptığımda bu paydadaki 2 kesrin payına gelecektir değil mi? Düzenlemiş olayım. Şurada 48 bölü n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2. Eksi 2 bölü n çarpı n eksi 1 eşittir 2 bölü n. Şimdi bakın bütün paydalarda n var. Bu n'leri kendi arasında sadeleştirebilirim. İşlem kolaylığı sağlasın biraz. Daha sonra payda eşitlemek gerekirse burada n eksi 1, n eksi 2 var. Bakın burada n eksi 1 var. Burayı da n eksi 2 ile çarpalım. Genişletelim. O halde şuradan devam ediyorum. 48 eksi 2 çarpı n eksi 2. Şöyle adım adım yazalım isterseniz. 2 çarpı n eksi 2. Bölü ortak payda n eksi 1 çarpı n eksi 2. Sağ tarafta da sadece 2 kaldı. Evet. Şimdi düzenlersek yine burayı. 48 eksi 2 n artı 4. Burası da bakın bunun paydasını istersek hemen çarpalım. Düzenleyelim orayı da. N kare eksi 3 n artı 2 gelecektir. Eşittir 2. Şimdi kesrin payında ne oluştu? Bakın burada 48 artı 4'ten 52. 52 eksi 2 n bölü n kare eksi 3 n artı 2 eşittir 2. Şimdi ben burada içler dışlar çarpımı düşünebilirim ama kesrin payını iki ortak çarpan parantezini alıp şu 2 ile sadeleştirebilirim. Böylelikle burası 26 eksi n bölü n kare eksi 3 n artı 2 olur. Eşittir 1. Kesrin değeri 1 ise payı paydasına eşit olmalı. O halde şuradan şöyle farklı bir renkle devam edeyim. N kare eksi 3 n artı 2 eşittir 26 eksi n. Eksi n'yi bu tarafa alalım. Hatta hepsini bu tarafa alıp çarpanlarını ayıralım. Eksi 2 n eksi 24 eşittir 0. Evet, son terimden faydalanacak olursam 4 kere 6 24. Altın işareti eksi olsun. Bu durumda n sayısı eksi 4 veya n sayısı artı 6 olarak bulunmuş olur. Ancak buradaki permütasyon ve kombinasyon hesabında n sayısı negatif olamayacağı için n'nin değeri 6 olmak zorundadır. 8. sorumuzda aralarında Ali ile Betül'ün bulunduğu 6 kişi yan yana sıralanacakmış. Ali ile Betül arasında sadece 3 kişi bulunmak koşuluyla bu 6 kişinin bir sıra boyunca kaç farklı şekilde sıralanabileceğini bulmamız isteniyor. Şimdi bakın burada Ali bulunsun. Arasında Ali ile Betül'ün arasında şöyle 3 kişi noktayla göstereyim. Ve bunların arasında başka bir kişi girmeyecek. Burada şu anda 5 kişi var. Bir kişi daha gelecek. O da şurada bulunsun. Şimdi bir defa şu Ali ile Betül kendi arasında yer değiştirebilir değil mi? 2 faktöriyel buradan gelecek. Peki şu Ali ile Betül'ün arasında gelmesi gereken 3 kişi var. Biz bu 3 kişiyi Ali ve Betül haricinde geriye kalan 4 kişiden 3 kişiyi buraya seçip sıralamamız gerekiyor. Yani 4'ün üçlü kombinasyonu ile seçip
Sonra 3 faktöriyel diyebilirim. Ya da burayı doğrudan 4'ün 3'lü permütasyon diye de yazabilirdim. Çarpı bir şey daha var. Şimdi bakın şu şart sağlandı. Ali, Betül ve aralarında 3 kişi var. Yalnız burada şu geriye kalan o bir kişi bunların sağ tarafında ya da sol tarafında bulunabilir değil mi? Bu tarafta bulunabilecek gibi bu tarafta da bulunabilir. O yüzden bir de çarpı 2 diyorum ya da 2 faktöriyel yazsak fark etmeyecek. Hesaplayalım şimdi. Bakın 4'ün 3'lü kombinasyonu ya da 4'ün birlisi 4'tür. 2 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel 6'dır çarpı 2. Buradan da sonuç 96 olarak elde edilmiş olur. 9. sorumuzda burada sevgi ve saygı kelimelerinin kaç farklı şekilde okunabileceğini yazıyor. Bakın sağa 2 birim gitmek durumundayız. Sola da 2 birim gitmek durumundayız. Yani buradaki yolları ne şekilde kullanırsak kullanalım. Mutlaka 2 birim sağa 2 birim de sola gitmeliyiz. İstediğiniz zikzak yollarını kullanın. Bu biraz tekrarlı permütasyon mantığı var aslında. Şu şekilde şöyle yollar olduğunu düşünecek olursak. Bakın 2 birim sağa 2 birim sola giderek şu noktaya en kısa yoldan ulaşma sorusu gibi. O halde 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Çarpı yoluna devam edecek. Bu saygı kelimesini de tamamlaması gerekiyor çünkü. Burada da aynı mantık geçerli. Bakın 2 tane sağa 2 tane sola giderek saygı kelimesini tamamlayacak yine. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buradan da 4'ün ikilisi demektir bu 6'dır. 6 çarpı 6'dan da 36 sonucu bulunabilir. 10. sorumuz. Bir adımda bir veya iki merdiven basamağı çıkabilen bir kişinin 6 basamaklı bir merdivene kaç farklı şekilde çıkabileceğini bulunuz demiş. Şimdi burada karşımıza çıkabilecek tüm durumları düşünelim. Önce birer birer çıkabilir. Her birini bir adımda 1, 1, 1, 1, 1, 1. 6 basamak oldu bakın. Bu tek durumdur. Bir durumdur. Daha sonra iki adım kullanabilir. İki adım atabilir. Geriye kalan 4 adımını birer birer çıkabilir. Burada da işte iki ve birlerin yer değiştirerek kaç farklı durum oluşturabileceğini bulalım. Bakın burada 5 tane eleman var değil mi? 5 faktöriyel bölü 4 tane bir tekrar ediyor. 4 faktöriyeli bölüyorum. Buradan da 5 farklı durum elde ederim. Daha sonra 2 tane 2 basamak çıkabilir. 2 tane de 1 basamak çıkabilir. Toplam 6 adımı 6 basamağı bu şekilde tamamlamış olabilir. Burada da 4 faktöriyel bölü 2 tane 2 var tekrar eden, 2 tane de 1 var tekrar eden. Bu işlemin sonucu da 6 olarak bulunabilir. Ve son olarak 3 tane 2 basamak çıkarak toplam 6 basamağa çıkmış olur. Burada yine bir durum söz konusu. Evet, bu karşımıza çıkan durum sayılarını topladığımızda bakın 1, 5 daha 6, 6 daha 12, 1 daha 13. 13 farklı şekilde bu merdiven basamaklarını çıkmış olur diyoruz. Bu sorunun çözümünü şimdi detayına girmeyeceğim ama Fibonacci dizisinin terimleri ile de ifade etmek mümkün. 11. sorumuz. A, B, C şehirleri var. A'dan B'ye 3 farklı, B'den C'ye 5 farklı yol var ve A'dan C'ye doğrudan 2 farklı yol daha var. Demiş ki bakın burada, gidişte kullanılan herhangi bir yol, dönüşte tekrar kullanılmamak koşuluyla A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilebilir, gidilip dönülebilir diyor. Yani hem gideceğiz hem döneceğiz, gidilecek ve dönülecek demiyor. O yüzden çarpım yoluyla saymak zorundayız. Şimdi burada karşımıza çıkan 4 farklı alternatif var. Şimdi giderken de dönerken de B'ye uğrayabilir. B'ye uğrama halini B artı ile göstermek istiyorum. Sonra giderken de dönerken de B'ye uğramayabilir. B eksi ile gösteriyorum bunu. Sonra giderken B'ye uğrayabilir ama dönerken uğramayabilir. Ya da giderken uğramaz, dönerken uğrar. Evet, karşımıza çıkabilecek durumlar bunlar. Şimdi hesaplayalım. Giderken de dönerken de uğrayacaksa bakın giderken 3 yol çarpı 5 yol 3 çarpı 5'ten 15 farklı şekilde gidebilir. Dönerken ise yine uğrayacaksa kullanılan yollar kullanılmayacaksa birer eksilteceğim. 2 çarpı 4'ten 8 farklı şekilde dönebilir.
Böylelikle 15 çarpı 8'den 120 farklı şekilde gidip dönmüş olur. Giderken de dönerken de uğramayacaksa, giderken iki farklı şekilde gidebilir. Dönerken de bir yol eksiltiyorum, bir farklı şekilde dönebilir. Gidip döneceği için bunları çarparak sayarsa, iki farklı şekilde gidip dönmüş olur. Giderken uğrasın, dönerken uğramasın. Giderken uğrarsa 15 farklı şekilde gidebileceğini bulmuştuk daha önce. Dönerken uğramazsa iki farklı şekilde dönebilir. Böylelikle 15 çarpı 2'den 30 farklı şekilde gidip dönmüş olur. Giderken uğramaz, dönerken uğrarsa bu da yine aynı şekilde 30 sonucunu verecek. Bakın, iki farklı şekilde uğramadan gidebilir. Dönerken de 15 farklı şekilde uğrayarak dönebilir. Böylelikle 30 farklı şekilde gidip dönmüş olur. Bu durum sayılarını toplayacak olursa, bakın 120, 60 da buradan 180, 2 daha var, 182. Böylelikle sorumuzun cevabı C şıkkı olarak bulunmuş olur. Burada bazı arkadaşlarımız yorum yaparken hataya düşebiliyor. O hata şu. Yani bu sorularda bazen diyor ki, kullanılan güzergah dönüşte kullanılmamak üzere diyor. O zaman şöyle çözeceğiz. Mesela güzergah deseydi burada, kullanılan yollar demeseydi. 3 çarpı 5'ten 15 farklı gidişi var. 2 de harici gidişleri var. 17 gidiş var değil mi? O zaman giderken 17 farklı şekilde gidebilirdi. Dönerken de bu yollardan, yani güzergahlardan bir tanesini kullanmayarak 16 farklı şekilde dönebilirdi. Böylelikle 17 çarpı 16 farklı şekilde gidip dönmüş olurdu. Kullanılan güzergah tekrar kullanılmamak üzere. Aradaki farkı umarım anlamışsınızdır. Çünkü bakın, çok ince bir nokta var. Herhangi bir yolu tekrar kullanılmamasını istiyordu soruda. O yüzden biz yol eksilttik her bir seferinde. B'ye uğrar uğramaz durumlarını düşünerek. Ama şeyde, yani kullanılan güzergah tekrar kullanılmamak üzere deseydi, 3 çarpı 5'ten 15 farklı şekilde B'ye uğrayarak gidebiliyordu. 2 de harici yolu var. Onları da ekleyince toplam 17 farklı şekilde gidebiliyor. Dönüşte bir tanesini eksiltince 16 farklı şekilde dönebildiğini gördük. Bu sorulmamıştı. Bizim sorumuzun cevabı 182. 12. sorumuz. Boylar birbirinden farklı 5 öğrenci var. Birlikte fotoğraf çektirecekmiş. En uzun öğrenci en sol başta, en kısa öğrenci de en sağ başta olmayacak şekilde demiş bakın. Olmayacak şekilde kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilirler? O halde oluşabilecek tüm durumlardan bunların sol başta ve sağ başta olduğu durum sayısını çıkartabilirim. Tüm durum sayısı 5 faktöriyeldir. Eksi, bunlardan bir tanesi sol başta, bir tanesi sağ başta olunca ne oldu? Geriye 3 kişi kaldı değil mi? Arada yer değişebilecek. O da 3 faktöriyeldir yer değiştirmesi. Böylelikle 120'den 6'yı çıkartırsam 114 farklı şekilde fotoğraf çektirebileceklerini elde edebilirim. 13. sorumuz. 3 farklı fizik ve 4 farklı kimya kitabı sıra halinde bir rafa dizilecekmiş. Fizik veya, dikkat edin, veya demiş, kimya kitaplarının birbirinden ayrılmaması koşuluyla bu kitaplar kaç farklı şekilde dizilebilir demiş. Şimdi burada aradaki veya değil de ve bağlacı olsaydı, fizik ve kimya kitaplarının birbirinden ayrılmaması durumunu hesaplamak daha kolaydı. Ama veya olduğu zaman kümelerdeki birleşim kümesini hesap eder gibi düşüneceğiz. Şimdi fizik kitaplarının bir arada olması hali, kimya kitaplarının bir arada olması hali, bir de şu arada ne var? Hem fizik hem de kimya kitaplarının bir arada olması hali. Kesişim burası değil mi? Peki, şimdi ben burada fizik kitaplarının bir arada olması halini hesaplarken kimya kitapları da bir arada olabilir tabii değil mi? O yüzden birleşim kümesinin eleman sayısını hesaplar gibi hesaplayacağım. Fizik kitaplarının bir arada olması hali, bakın kaç fizik kitabı var? 3 fizik kitabı var. 3 fizik kitabını bağlayalım. Sonra 4 tane de kimya kitabı var. Bunlar serbest. Şimdi 3 fizik kitabı bir aradaysa bunlar kendi arasında yer değişebilir. Bir de şu kısım sanki 4 kitap gibi oldu değil mi? Düzeltiyorum. 5 kitap gibi oldu. Evet, şu kısım 5 kitap gibi oldu. O zaman ne yapmalıyım? Bir de 5 faktöriyel ile çarpmalıyım. Peki şimdi kimya kitaplarının bir arada olduğu durumu hesaplayalım. 3 fizik var. 4 kimya var.
kimya kitapları bir arada olursa bu 4 kimya kitabı bir defa kendi arasında yer değiştirebilir. Burada sanki 4 kitap var gibi, şu bağladığımız kitapları bir kitap gibi düşünüyoruz. Çarpı 4 faktöriyel diyorum halde. Bir de hem fizik kitaplarının hem de kimya kitaplarının bir arada olduğu durumu düşünelim. 3 fizik bir arada olsun, 4 kimya da bir arada olsun. Bu da kesişimi ifade edecek bakın. 3 fizik kendi arasında 3 faktöriyel, 4 kimya kendi arasında 4 faktöriyel. Bir de bunlar kendi arasında yer değişebilir. 2 faktöriyel de buradan gelecek. O halde birleşim kümesinin eleman sayısını hesaplar gibi hesaplayacağımı söylemiştim. 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel artı 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel eksi 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 2 diyebilirim. Bakın burayı biraz düzenleyecek olursam şu kısım 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 5 diye yazılabilir. Şu kısımda 4 çarpı 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel diye yazılabilir. Bu kısımda zaten 3 faktöriyel 4 faktöriyel var. Şimdi ortak çarpan parantezini almak istiyorum bunları. Kat sayısı burada 5 var. Artı 4 eksi 2 çarpı 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olur. Böylelikle 5 artı 4 9. 9'dan 2 çıktı 7. O halde ne elde ettik? 7 çarpı 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel sonucunu elde etmiş olduk. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır diyoruz. 14. sorumuz. Rakamları çarpımı 2, rakamları toplamı 222 olan kaç farklı doğal sayı yazılabileceğini bulunuz demiş. Şimdi çarpımları 2 ise bir rakam 2'dir, diğer bütün rakamlar 1'dir. O da bir tane 2 var, diğer hepsi 1 olacak. Toplamları 222 gelebilmesi için şurada 220 tane 1 olması lazım. Böylelikle 221 basamaklı bir sayı olmalı burası. Peki 2'nin yeri değişecek. Geri kalan bütün rakamlar 1. 2'nin yeri 221 basamak olduğu için 221 farklı yere gelebilir değil mi? Her bir yer değiştirmemizde de yeni bir sayı elde ederiz. Böylelikle 221 tane sayı elde edebiliriz diyoruz. 15. sorumuz bir yuvarlak masa sorusu. Bu ortak müfredatta yok, sadece fen liselerine özgü. Yuvarlak masa sorularında n-1 faktöriyeli dikkat alıyoruz. Mesela burada anne, baba ve 4 tane çocuk varmış. Yani toplamda 6 kişilik bir aile. O halde 6 kişilik bir aile 6-1'den 5 faktöriyel farklı şekilde bu masaya oturabilir. Oluşabilecek tüm durumların sayısı bu. Dikkat edin, burada demiş ki çocukların hepsi birden yan yana olmamak koşuluyla. O halde ben şimdi burada tüm durumlardan çocukların tamamının yan yana olduğu durum sayısını çıkartmalıyım. Çocukların tamamı, işte şu 4 çocuk olsun. 4 çocuk. Şöyle yan yana. Bir de anne baba var. Bu yan yana olsun istediklerimizi bir kişi gibi düşünüyorduk hatırlarsanız. Daha önce düz sıraya dizilme sorularında da. O halde şu 3 çocuğu bir kişi gibi düşünecek olursam. Bir de anne baba var. Toplam 3 kişi. 3 kişi bir masaya 3-1'den 2 faktöriyel farklı şekilde oturabilir. Bu 4 çocuk da kendi arasında yer değiştirirse 4 faktöriyel şekilde. Böylelikle tüm çocukların yan yana olduğu 6 kişilik bir ailenin kaç farklı şekilde masaya oturabileceğini hesaplamış olurum. Tüm durumlardan bunu çıkarıyorum şimdi. 5 faktöriyel 120 eksi 4 faktöriyel 24. 24 çarpı 2 48. Ve böylelikle 72 sonucunu elde etmiş oluruz. Sorumuzun cevabı D şıkkı bulunmuş olur. 16. sorumuz. N'nin birli, üçlü, beşli kombinasyonları bakın. N'nin n'lisine kadar gitmiş. Toplam 1024. Bu şartı sağlayan n sayısı kaçtır demiş. Tabi burada şimdi bir kural elde edeceğiz. Şimdi dikkat edin, şu alttaki sayılar hep tek sayılar. 1, 3, 5 gibi. Bunlar çift sayı da olabilirdi. 0, 2, 4, 6, 8 diye de gidebilirdi. Fark etmeyecek. Onu neden fark etmeyeceğini şimdi burada göstermek istiyorum. Bakın 1 artı 1'in parantez n kuvvetini kombinasyon binom yardımıyla açmak istersek kombinasyonlu katsayılar oluşacak. Dikkat edin burada. N'nin sıfırlısı. İşte 1'in neyinci kuvveti, 1'in sıfırıncı kuvveti, 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için oradan herhangi bir katsayı yazmamıza gerek yok. N'nin sıfırlısı, 1'lisi, artı 2'lisi bu şekilde artı nokta 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 N'nin n'lisine kadar gider değil mi? Bu da
2'nin neyince kuvvetine eşit olur. Zaten siz bunu biliyorsunuz. Yani alt küme sorularında da, değil mi? Tüm alt küme sayısı 2 üzeri nedir? 0 elemanlı, 1 elemanlı, 2 elemanlı, ta ki ne elemanlıya kadar tüm alt küme sayılarını da bu şekilde toplasak 2 üzeri neyi verecektir? Peki ben şimdi burada 1 eksi 1'in neyinci kuvvetini hesaplamak istersem, buradan n'nin sıfırlısı eksi n'nin birlisi gelir. Artı n'nin ikilisi eksi n'nin üçlüsü gelir. Bu şekilde devam eder. Ben bunları bakın taraf tarafa toplayacak olursam, taraf tarafa toplayacak olursam, buradan n'nin sıfırlısından 2 tane gelir. N'nin birlileri birbirini yok eder. N'nin ikilisinden de 2 tane gelir. Böylelikle şu alttaki sayılar çift olanlar, 0, 2, 4, 6 gibi olanları hesaplamış olurum. Hepsinden ikişer tane geliyor, dikkat edin. N'nin sıfırlısı artı N'nin bir ikilisi, düzeltiyorum, N'nin ikilisi, N'nin dörtlüsü vesaire, bu şekilde gidecek. Bu sol tarafta dikkat edin, şurası 0 zaten, değil mi? 2 üzeri n'dir yine. O halde her iki tarafı 2'ye böldüğümde 2 üzeri n bölü 2'den 2 üzeri n eksi 1 elde edebilirim. Ya da 2 üzeri n bölü 2 diye de bıraksam sorun değil. O halde burada şu alttaki sayılar çift olunca, sıfırdan başlamak üzere toplandığında 2 üzeri n'nin yarısını elde ediyormuşuz. Tamamı 2 üzeri n olduğuna göre tek olanlar da yine toplandığında 2 üzeri n'nin yarısını verecektir bakın. Zaten ben burada şu alttaki denklemi, ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafı toplasaydım bu sefer n'nin sıfırlıları birbirine, n'nin ikileri birbirini götürecekti. N'nin birlisinden 2 tane, üçlüsünden 2 tane kalacaktı. Yine aynı sonuç elde edilmiş olacaktı bakın. N'nin 2 üzeri n bölü 2 eşittir n'nin birlisi artı n'nin ikilisi, üçlüsü artı beşlisi gibi böyle gidecek. Yani şu alttaki sayılar çift olanları topladığımızda kombinasyonda 2 üzeri n'nin yarısını, tek olanları topladığımızda da yine diğer yarısını elde etmiş oluyoruz. O halde burası normalde n'nin sıfırlısı, n'nin ikilisi, n'nin dörtlüsü falan olsaydı ne olurdu? 2 üzeri n olurdu, değil mi? Demek ki burası 2 üzeri n'nin yarısı. 2 üzeri n'nin yarısı 1024 ise 2 üzeri n eşittir 2048 olur. Bu da 2'nin 11. kuvveti demektir. 17. sorumuzda bir fakültede 10 seçmeli dersin 4'ü aynı saatte okutulmaktadır demiş. Bir öğrenci bu derslerden 3'ünü kaç farklı şekilde seçebilir diye sormuş. Şimdi 4'ü aynı saatte. Şuraya yazalım. 4'ü aynı saatte. Peki geriye kalan 6 ders var. 6'sı da farklı saatte. Şimdi biz buradan 3 tane ders seçeceğiz. 3 tane ders seçeceğiz ama aynı saatte verilen derslerden ya bir tane seçeriz ya hiç seçmeyiz. Eğer buradan hiç seçmezsek, yani 0 da yazabilirim oraya, 3'ünü de şu farklı saatte verilenlerden seçmeliyim. Veya bunun yerine buradan bir tane seçerim, buradan 2 tane seçerim. Böylelikle aynı saatte verilenlerden hiç seçmezsem, yani 4'ün 0'lı kombinasyonu zaten 1'dir, etkisi olmayacak, yazmaya da gerek yok. Doğrudan şuraya 6'nın üçlüsü yazabilirim. Buradan 20 farklı durum elde ederiz. Veya ikinci bir durum, aynı saatte verilenlerden bir tane seçersem 4'ün birlisi ve 6'sı farklı saatteydi, oradan da 2 tane seçersem 6'nın ikilisi. Böylelikle 4'ün birlisi 4, 6'nın ikilisi de 15. 4 çarpı 15'ten 60 durum elde ederiz. Şimdi 20 durum burada var, 60 durum burada var. Toplam 80 farklı durum elde etmiş oluruz. Sorumuzun cevabı B şıkkı. 18. sorumuzda farklı renkte 5 futbol topu olduğu ve her bir çocuğa en az bir tane olmak üzere bu futbol toplarının dağıtılmasından bahsediyor. Bakın kaç farklı şekilde dağıtabileceğimiz sorulmuş. Şimdi çocuklar A, B, C kişileri olsun. Şimdi bu topları bakın şu şekilde dağıtabilirim. 1, 1, 3 şeklinde. Veya tabii burada 3 topu alan C kişisi olmak yerine B de olabilir, A da olabilir, değil mi? Yani oradan da 1 çarpı 3 durum gelecek. Başka bir de şöyle olabilir.
1, 2, 2 olabilir. Burada da bir topunu alan ya A kişisi ya B kişisi ya C kişisi olabilir. Çarpı burada yine 3 durum ortaya çıkıyor. Şimdi burada önce seçimlerimizi yapalım. Kombinasyon yardımıyla. 5 tane toptan bir tanesini A kişisine seçiyorum. Çarpı geriye 4 top kaldı. 4 toptan bir tanesini B kişisine seçiyorum. Geriye 3 top kaldı. 3 toptan 3'ünü de C kişisine seçiyorum. Zaten 3'ün üçlüsü 1'dir. Etkisi olmayacak. Ancak çarpı diyorum burada. Az önce belirttiğim gibi bakın bir top A'ya bir top B'ye orada sorun yok. Ancak şu 3 topu alan kişi kim olacak? C mi B mi A mı? O yüzden orada bir de çarpı 3 durum oluşacak. Böylelikle 5 çarpı 4'ten 20, 20 çarpı 3'ten de 60 durum elde etmiş olurum. Evet, şimdi burada bakalım. 5 toptan bir tanesini A çocuğuna seçelim. Çarpı geriye 4 top kaldı. 4 toptan birini de B düzeltiyorum. 2 top seçiyoruz B çocuğuna. 2 tane seçiyoruz. Geriye 2 top kaldı. 2 toptan ikisini de C çocuğuna seçiyoruz. Şimdi çarpı yine burada 3 diyorum. Çünkü şu bir topu alacak kişi hangi kişi belli değil. Onların da kendi arasında yer değiştirdiğini düşünüyoruz adeta. 5 çarpı 6 30. 30 çarpı 3'ten de 90 durum elde ederim. Şimdi şu birinci durum gerçekleşebilir veya ikinci durum gerçekleşebilir. O yüzden veya da olduğu için ne yapıyoruz? Burada toplayarak sayıyoruz. Tüm karşımıza çıkabilecek durum sayısı 150 olur. B şıkkı doğru. 19. sorumuz. 6 öğrencinin her biri grupta olmak ve her grupta en az bir kişi bulunması koşuluyla iki gruba kaç farklı şekilde ayrılabileceği sorulmuş. Bakın aslında zihnimizi yorabilecek son derece seçici bir soru var. Şimdi dikkat edin burada grupların isimleri belli değil ama ben şöyle belirginleştirmek için A grubu B grubu desem. Mesela burada elimizde 6 tane öğrenci var ya bu öğrenciler şöyle kümeyle göstereyim A, B, C, D, E, F kişileri olsun. Biz şimdi buradan bakın iki gruba ayırırken ne yapabiliriz mesela? Buraya hiçbir eleman vermeyip buraya hepsini vermiş olabilirim. Aslında bunu istemiyoruz da birazdan tekrar çıkaracağım bunu. Geriye kalan tüm kişiler B grubunda olabilir. Sadece A burada bulunabilir. Geriye kalanlar diğer grupta olabilir. Benzer şekilde sadece B bu grupta olabilir. Geriye kalanlar A, C değil mi? D, E, F diğer grupta olabilir. Sonra bu şekilde gidiyor tabii. Hepsini yazmayacağız. Sonra bir de bunların yer değişmiş hali olabilir. Mesela A, C, D, E, F A grubunda olabilir. B tek başına diğer grupta olabilir. Ya da B, C, D, E, F A grubunda A tek başına diğer grupta olabilir. Bütün elemanlar A, B, C, D, E, F A grubunda boş küme yani hiçbir elemanın bulunmadığı grup B grubuna ayrılmış olabilir. Şimdi tabii biz burada ne dedik? En az bir kişi bulunması koşulu var. O yüzden biz şu durumu ve şu durumu istemiyoruz. Peki burada kaç tane satır var da şu iki tane satırı eksilteceğiz? Bakın burada sadece A grubuna seçilenlerin kümelerine dikkat ederseniz boş küme, bir elemanlı olanlar, iki elemanlı olanlar, üç elemanlı ta ki kümenin kendisine kadar. Yani burada aslında 6 elemanlı bir kümeden 2 üzeri 6'dan 64 alt küme elde ederiz. Ama şu iki tanesi hariç. Yani boş kümenin bir yere geldiğini ve tüm elemanların bir yere geldiğini istemiyoruz. Yani boş küme bir yere gelirse doğal olarak bütün elemanlar da diğer tarafa gelmiş olacak. O iki durumu istemiyoruz. O halde 64'ten o iki durumu eksiltirsem geriye 62 durum kalır. Yalnız burada her durumu ikişer defa saymış oluyoruz. Bilmem fark ettiniz mi? Mesela şu ikinci satıra dikkat edin. Burada A kümesine A'nın geldiği durum ile diğer elemanların B grubuna geldiği durum bakın şurada da var. A'nın tek başına bir grupta bulunması, diğer elemanların diğer grupta bulunması hali. Diyeceksiniz ki birisi A grubu, diğeri B grubu. Bu gruplara ismi ben verdim. Burada soruda iki gruba ayrılmasından bahsediyor. Hangi grup olduğu önemli değil. Önemli olan iki gruba ayrılması. Yani A'nın bir tarafta, B, C, D, F'nin diğer tarafta olduğu
durum tek bir durumdur. Burada iki defa saymış oluyoruz. Benzer şekilde hepsini böyle böyle iki defa sayıyoruz. O yüzden şu bulduğumuz 62'yi şimdi 2'ye bölüyorum. Böylelikle 31 farklı şekilde bunların gruplara ayrılabileceğini hesaplamış oluyoruz. 20. sorumuz. A kümesi 1'den 7'ye kadar rakamlardan oluşuyor. Bu kümenin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde herhangi iki asal sayı birlikte bulunur diyor. Aslında burada herhangi iki asal sayının bulunması derken yani üçüncü bir asalın bulunmasını istemiyor. Ve tabii 2'den az bir asal bulunmasını da yine istemiyor. Yani sadece iki asal bulunmasını istiyor aslında. O cümle biraz net olmamış. Şimdi dikkat edin burada asal sayılar 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Biz 4 elemanlı bir küme oluşturacaksak bu 4 elemanlı kümeye bu şekilde 2 tane asal seçeceğiz. Yanına 2 eleman daha seçeceğiz. Onlar da asal olmayanlar arasından seçilecek. O halde 4 tane asaldan 2 tanesini seçiyorum ve geriye kaldı asal olmayan 3 tane rakam. O 3 rakamdan da 2 tanesini seçiyorum. Böylelikle 6 çarpı 3'ten 18 farklı şekilde bu kümeleri oluşturabiliriz. Sorumuzun cevabı B şıkkı olur. 21. sorumuz bir binom açılımıyla ilgili. Bakın x eksi 2y'nin 9. kuvvetinin açılımındaki terimlerden bir tanesi a çarpı x üzeri 5 çarpı y üzeri 4 biçimindeymiş. Buradaki a katsayısı soruluyor. Şimdi biz bu binom açılımını yaparken 9'un r'lisi, baştan kaçıncı terim olduğunu bilmiyorum. O yüzden bu şekilde başlıyorum. 9'un r'lisi, sonra çarpı x üzeri 9 eksi r çarpı eksi 2y'nin r'inci kuvveti eşittir a çarpı x üzeri 5 çarpı y üzeri 4'ü vermeli. Burada dikkat edin şurası eksi 2'nin r'inci kuvveti çarpı y'nin r'inci kuvvetidir. Dolayısıyla bu ifadeler birbirine eşit olabilmesi için r'nin 4 olması gerekiyor. R 4 olursa burada a katsayısını hesaplayacağız bakın. A eşittir diye başlayalım. 9'un dörtlüsü gelecek. Çarpı bir de eksi 2'nin range kuvveti yani eksi 2'nin dördüncü kuvveti gelecek. Evet 9'un dörtlü kombinasyonu 9'dan başlayarak 4 tane çarpan oluşturuyorum. 9, 8, 7, 6 bölü 4 faktöriyel. 4, 3, 2 şeklinde yazayım. Çarpı eksi 2'nin dördüncü kuvveti de 16. Şimdi burada biraz sadeleştirmeler yapalım. Mesela 4 çarpı 2 nedir? 8'dir. Şu 8'de sadeleştirmiş olayım. Şu 3 ile 6'yı sadeleştireyim. Burası da 2 olsun. Evet. Geriye ne kaldı bakın. 7 kere 9 63. 63 ile 2'yi çarparsam 126. 126 çarpı 16. Evet. Bu çarpma işleminin sonucu da 2016 olarak elde edilmiş olur. 22. sorumuz x eksi 2'nin parantez 3. kuvveti var çarpı 2x artı 1'in parantez 5. kuvveti var. Bu çarpım yapıldığında ifadesinin açılımında x küplü terimin katsayısı kaçtır demiş. Şimdi x küplü terim nasıl oluşur? Bu birinci çarpandan sabit sayı ikinci çarpandan x küp gelirse çarpıldığında x küp elde edilebilir. Birinci çarpandan x'li terim ikinciden x kareli. Birinciden x kare, ikinciden x'li, birinciden x küplü, ikinciden sabit terim çarpıldığında yine x küplü terimler oluşacaktır. Yani 4 farklı durum var. Bunları tek tek hesaplayıp toplamamız gerekecek. Birazcık zahmetli görünüyor. Şimdi bunları ben ayrı ayrı yazmak yerine bunların parantez 3. ve 5. kuvvetlerini şuraya bir yazıyorum. Daha sonra buradan işimize yarayacak olan katsayıları seçiverelim. Şimdi x eksi 2'nin 3. kuvveti. Evet, 3'ün sıfırlısından ne gelecek buraya? 1 gelecek. Yazmaya gerek yok. Dolayısıyla burası, hatta şöyle açıkça olsun yazmış olayım. Daha sonra düzenleyeyim onları. 3'ün sıfırlısı çarpı x küp çarpı eksi 2'nin nesi? 0. kuvvet. Hatırlamış olalım nasıl açtığımızı. Artı 3'ün birlik kombinasyonu çarpı x kare çarpı eksi 2'nin birinci kuvveti artı 3'ün ikili kombinasyonu çarpı
x üzeri 1 çarpı eksi 2'nin karesi. Ve artı 3'ün üçlü kombinasyonu çarpı x küp çarpı eksi 2'nin, düzeltiyorum yanlış yaptım, burası sıfırıncı kuvvet olacaktı değil mi? Evet. X'in kuvvetleri 3'ten başlayıp 1 azalırken eksi 2'nin kuvvetleri 0, 1, 2, 3 şeklinde artarak gitmesi gerekiyor. Bu burada beklesin. Şimdi 2x artı 1'in 5. kuvvetini açacağız. 2x artı 1'in 5. kuvveti. Burada 5'in sıfırlısı çarpı 2x'in, evet, 5. kuvveti çarpı 1'in 0. kuvveti. Aslında 1'in kuvvetleri hep 1 olacağı için orayı yazmamıza gerek yok değil mi? Artı diyelim. 5'in birlisi çarpı 2x'in 4. kuvveti artı 5'in ikilisi çarpı 2x'in 3. kuvveti artı 5'in üçlüsü çarpı 2x'in karesi ve artı 5'in dörtlüsü 2x'in 1. kuvveti ve son olarak 5'in beşlisi. Burada da 2x'in 0. kuvveti gelecek değil mi? Yazmasak da olur. Şimdi, evet, ilk olarak bakın. Şurada x küplü terim var. Burada x küplü terim var. Ve burada sabit terim var. Bunlar çarpılığında ne oldu? X küplü terim gerçekten oluşmuş oldu. Burası katsayı ne burada? Dikkat edin, burada katsayı 1 değil mi? 1 x küp var. Burada ise sadece sabit terim 1 var. O halde bunların çarpımından bir tane x küp gelecek. O bir kenarda beklesin. Hepsini farklı renkli göstermeye çalışayım o halde. Şimdi şurada ne gelecek? 3 eksi 2 ile çarpınca eksi 6 x kare gelecek. Bu x kare terimle de x terimi çarpmamız lazım şurayı. Buradan da 5 çarpı 2'den 10. 10 x gelir ve bunlar çarpıldığında bakın x küp oluşmuş olur. Şimdi şu kısma bakalım. Buradan 4 çarpı 3'ten 12 x gelir. Buradan da 4 çarpı 10'dan 40 x kare gelir. Ve son olarak şuraya bakalım. Buradan 2'nin kübü 8 çarpı 10'dan 80 x küp. Ve şuradan da eksi 8 gelecek değil mi? Peki şimdi bunların ne yapılması gerekiyor? Toplanması gerekiyor. Gelin burada hepsini tek tek toplayalım. Evet, kırmızıyla katsayı 1 geldi. Maviden ne geldi? Eksi 60 geldi bakın. Artı yeşilden 12 çarpı 40. 480 gelir. En son yeşilden de ne gelecek? Eksi 640 gelecek değil mi? Evet. Bu işlemleri yaptığımızda işlemimizin sonucu eksi 219 olarak bulunmuş olur. C şıkkı doğru. 23. sorumuz. 3 terimin parantez binom açılımı aslında ortak müfredatta olmayan bir durum. Burada Fen Lisesi müfredatında özel bir soru olarak verilmiş. Şimdi aslında bunun mantığını biz tekrarlı permütasyonda gördük. Şimdi bunun mantığını oradan yakalarsak özel bir formül kullanmadığımı göreceksiniz. Normalde biz şunu biliyoruz. Buradaki x'in, y'nin, z'nin kuvvetleri toplandığında her zaman binomun derecesi olan n'yi vermeli değil mi? Yani iki terim de olsa, üç terim de olsa böyledir. O n kuvveti dağıtılacak oraya. X'in, y'nin, z'nin kuvvetlerine. Şimdi orada x'in, y'nin, z'nin kuvvetleri a, b, c olsun. O a, b, c'nin toplamı her zaman n sayısını verecek. N'nin burada kaç olduğu soruluyor. Tamam, eğer bilseydim n'yi birlikler şeklinde düşünüp a, b, c'yi, yani 3 gruba kaç farklı şekilde ayırabileceğimi yorumlayacaktım tekrar permütasyonla. Evet, n'yi n tane birlik olarak düşünecek olursam, 3 gruba ayırmak için ayraç metoduyla iki yerinden ayırıyorum bakın. Şu artıların olduğu yerleri birer ayraç gibi düşünecek olursanız.
iki yerinden ayırıyorsam bu ayraçlar tekrar eden nesneler ve birlikler var. N tane. Onlar da tekrar eden nesneler. O zaman N tane nesne tekrar ediyor birlik olarak ve iki tane de ayraç var tekrar ediyor. N artı iki tane nesne var toplamda. O halde N artı iki faktöriyel bölü iki tane ayraç var tekrar eden ve N tane birlik var tekrar eden. Bunu hesaplayınca bu bize 45'i verecekmiş. Bunu biraz düzenleyecek olursak bu aslında N artı 2'nin ikili kombinasyonu demektir. Bu da şu şekilde hesaplanır. N artı 2'den başlayarak iki tane sayıyı çarpacağım. Yani iki çarpan oluşturacağım. N artı 2 çarpı N artı 1 bölü 2'nin de faktöriyeline böleceğiz. Eşittir neymiş? 45. Bakın bölü 2'yi diğer tarafa çarpı 2 şeklinde alacak olursak N artı 2 çarpı N artı 1 ardışık çarpanlar var burada. Eşittir 90. 90'ın da ardışık çarpanları nedir? 9 ve 10'dur. Küçük olan 9, büyük olan 10 olacak olursa N sayısını buradan 8 olarak elde etmiş oluruz. Sorumuzun cevabı E şıkkı bulunur. 24. sorumuz. Burada bir binom açılımı vermiş. Acaba bu neyin açılımı diye biraz tahmin etmemiz gerekiyor. Evet bakın burada 5'in 0'lısı 5'in 5'lisine kadar gitmiş. Demek ki bir parantez 5. kuvvet söz konusu. Ve ilk terimimizde dikkat edin sadece x üzeri 5 var. Demek ki hatta x üzeri 5, x üzeri 4 diye terimler gidiyor. Yani birinci terimimiz x olsa artı eksi artı eksi gittiğine göre arayı eksi alalım. Ve burada birinci terimde hiç başka katsayı yok ama ikinci terimde bakın 2 var, 4 var, sonra 32. Demek ki 2'nin kuvvetleri biçimde gidiyor. Burayı da 2 olarak alacak olursak x eksi 2'nin 5. kuvvetin açılımlı olduğunu burayı görebiliriz. Şimdi dikkat edin şu ifadeyi x yerine götürüp yazmamız gerekiyor. Ben buradaki artı 2'yi sol tarafa eksi 2 olarak alacak olursam x eksi 2'nin 5. dereceden karekök 3 olduğunu zaten görebiliriz. Ben buraya bu parantez içine karekök 3 düzeltiyorum. 5. dereceden kök 3 yazacak olursam ve 5. kuvvetini aldığımızda kökten kurtulacaktır. İşlemin sonucu 3 olarak bulunmuş olacaktır. 25. sorumuz. Pascal üçgeninin 2017. satırının baştan 3. terimi kaçtır demiş. Şimdi Pascal üçgeni şöyle başlıyordu. 1, sonra sağda solda yine 1, sonra bunları toplayarak gidiyoruz. Sağa sola 1 yazıyoruz. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Bu şekilde devam ediyor. Dikkat edin şimdi bu 0. kuvvetin açılımındaki katsayıdır. 0. kuvvet. Bu 1. kuvvet. Neyin 1. kuvveti? 1 artı 1'in 1. kuvveti diye düşünebilirsiniz. 1 artı 1'in 1. kuvveti. Bu 2. kuvvet. Yani mesela x artı y'nin parantez karesini açtığımızda katsayılar 1, 2, 1 geliyor ya. O şekilde düşünebilirsiniz. Burası 3. kuvvet açılımındaki katsayılar. Peki dolayısıyla burada 1. satır deyince 0. kuvvet. Burada 2017. satır deyince ne olacak? 2017. satır deyince 2016. kuvvet oluşacak değil mi? 2016. kuvvet dediğimizde o halde 2016'nın kombinasyonları 2016'nın sıfırlısı, birlisi, ikilisi diye gidecek. Şu birinci terim bakın. Birinci terim, ikinci terim. Biz ilk terimi 2016'nın sıfırlısı diye ifade ederiz değil mi? Sıfırlısı. Sonra 2016'nın birlisi. Sonra 2016'nın ikilisi. Böyle gidecek bu terimler. Bu baştan birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim olacak. İşte baştan üçüncü terim diyor. O halde 2016'nın ikilisi olur. Sorumuzun cevabı B şıkkı bulunmuş olur. Düzeltiyorum. E şıkkı bulunmuş olur. 26. sorumuz. Haftanın günlerinin yazılı olduğu kağıtlardan iki tanesi rastgele seçiliyor. Bu kağıtlardan birinin P harfi ile diğerinin C harfi ile başlayan bir gün olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi haftanın günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Dikkat edin P harfi ile başlayan 3 tane gün var, C harfi ile başlayan 2 tane gün var. O halde biz bir tanesi P harfi ile başlayacaksa bu 3 tane günden bir tanesini seçiyoruz. Ve C harfi ile başlayan günlerden de 2 taneden de yine bir tane seçiyoruz. Bölü diyoruz. Toplamda 7 gün var. Bu 7 günden
eder? Hangi ikisini seçmiş oluyoruz? Evet, bu işlemi hesapladığımızda 3 çarpı 2, burası da 21 yapacaktır. 21 ile de sadeleştirdiğimizde 2 bölü 7 sonucunu elde ederiz. D şıkkı doğru. 27. sorumuzda 1'den 60'a kadar doğal sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının 60 ile aralarında asal sayı olma olasılığı sorulmuş. İşte 1'den 60'a kadar sayılar içinde 60 ile aralarında asal olanları bakın ben buraya listeledim. Bunların sayısı 16 tane. O halde istenilen durum 16. Tüm durum sayısı 60 olduğu için sadeleştirme yapınca cevabımız 4 bölü 15 olarak bulunmuş olur. Ama gördüğünüz gibi ben buraya listeledim gözümden kaçan olmasın unutmayayım diye. Gerçekten de gözümüzden kaçan olabilir, atlayabiliriz. İşte bununla ilgili ünlü bir Fransız matematikçi var. Euler isminde. Euler fi fonksiyonu. Şimdi bu 60'tan küçük ve 60 ile aralarında asal olan sayıların adedini verecek bu kural. Şöyle yapıyoruz. 60 önce asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Daha sonra 60 çarpı parantez içinde 1 eksi 1 bölü şu asal çarpanları yazıyoruz. Bakın 1 eksi 1 bölü 2 çarpı diğerlerinde aynı şekilde 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 5. Evet bu da eşittir. 60 çarpı 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 5. Buradan da sadeleştirme yapacak olursak şu 2 ile şu 2 sadeleşecektir. Ve buradan 60 çarpı 60 ile mesela şu 3 çarpı 5 15'e sadeleştirirsen 4 kalır. 4 ile de 4'ü çarpınca 16. Evet bakın 16 tane sayının adedini bu kural bize hızlıca veriyor. Ama müfredatta yani ortak müfredatta özellikle bu konu hiçbir şekilde yer almıyor. Sadece bir bilgi olsun diye ben burada paylaşmak istedim. 28. sorumuz. 4 madeni para havaya atılıyor. En çok birinin tura gelme olasılığı nedir diyor. Şimdi 4 tane paradan 0 tanesi tura gelebilir. Veya diyorum topluyorum 4 taneden 1 tanesi de tura gelebilir. En çok 1 tanesi. Bölü tüm durum sayısı ne? Bir parada yazı tura 2 durum var. 4 tane para atıldığı için 2'nin 4. kuvvetinden 16 farklı durum ortaya çıkar. Tüm durum sayısı. O halde buradan 1 artı 4'ten 5 bölü 16 olur bizim aradığımız olasılık. D şıkkı doğru. Tabii bu soruyu başka farklı şekillerde de çözmek mümkün. 29. soru. 4 evli çift arasından rastgele seçilen 2 kişinin evli çiftlerden biri olma olasılığı nedir demiş. Şimdi istenilen durum nedir? 4 çiftten birinin olması isteniyor değil mi? Tüm durum ne? 8 kişiden herhangi ikisini seçiyor. O halde kesirin payı 4. Paydası 8 çarpı 7, 56 bölü 2'den 28. Buradan da 4 ile sadeleştirme yaparsa 1 bölü 7 sonucuna ulaşmış olur. Sorumuzun cevabı A şıkkı olur. 30. sorumuz. Bir A kümesi verilmiş elemanlara A, B, C, D, E. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden birisi rastgele seçiliyormuş. Seçilen bu kümenin içinde C elemanının bulunma olasılığı sorulmuş. Şimdi C elemanı bu küme içinde bulunacaksa C kümeye yerleştirelim. Yanına 2 eleman daha lazım. 3 elemanlı alt küme oluşturacağız ya. O halde C zaten seçildiğine göre geriye kalan 4 eleman arasından buraya 2 tane seçmek gerekiyor. İstenilen durum bu. Tüm durum sayısı nedir? Tüm durum sayısı 5'in üçlüsüdür. Bakın 5 elemandan herhangi üçünü seçmektir. 5'in üçlü kombinasyonu 10'a eşittir. Paydası 10 olacak. 4'ün ikilisi de 6'ya eşittir. O halde sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5 sonucunu elde etmiş oluruz. Sorumuzun cevabı C şıkkı olarak bulunmuş olur. 31. soruda x artı y'nin 5. kuvveti ifadesinin açılımındaki terimlerden 2 tanesi rastgele seçiliyormuş. Seçilen terimlerin katsayılar toplamının 15 olma olasılığı kaçtır demiş. Bakın bu x artı y'nin 5. kuvvetini açtığımızda katsayılar 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü ve 5'in beşlisi gelecektir. 5'in sıfırlısı 1, 5'in ikilisi, 5'in birlisi 5, 5'in ikilisi 10, 5'in üçlüsü 10, 5'in dörtlüsü 5, 5'in beşlisi yine 1'dir. Şimdi biz burada kaç tane terim oluştu? Bakın 6 tane terim, katsayılar daha doğrusu bunlar. Bu katsayılar toplamının 15 olması olasılığı. 2 tanesi rastgele seçilince ne olabilir? Mesela şu ikisi seçilirse 15 olabilir.
Değil mi? Başka? Şu ikisi seçilirse 15 olabilir. Şu ikisini seçersek 15 olabilir. Bir de şu ikisini seçersek yine 15 olabilir. Demek ki 4 durum var. 15 yapacak. İstenen durum 4 tane. Tüm durum sayısı bu 6 tane terimden rastgele 2 tanesini seçiyoruz. 6'nın ikili kombinasyonu. Bu da ne yapar? 15. O halde aradığımız cevap 4 bölü 15 olur. C şıkkı doğru. 32. sorumuz. 5 farklı kalemin boyları sırasıyla 4, 5, 7, 9 ve 13 birimdir. Bu kalemlerden herhangi üçü seçildiğinde seçilen kalemlerle üçgen oluşturma olasılığı kaçtır? Bakın üçgen oluşabilmesi için üçgen eşitsizliğinin sağlanması gerekiyor. Mesela bunlar kenar uzunlukları 4, 5, 7 olan, 4, 7, 9 olan, 5, 9, 13 olan ve 7, 9, 13 olan üçgenler oluşabilir. Diğerleri oluşturmaz. Nasıl anlıyorduk? Mesela bir kenar alıyoruz. Bu bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunluğundan mutlaka küçük olmalı. Yani bütün kenarlar bunu sağlamalı. Ayrıca bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın uzunluk farkından da büyük olmak zorunda. Mesela buradaki 4, 7 -5'ten 2'den büyüktür gibi. 4 tane üçgen elde edebiliyoruz. İstenilen durum 4 tane. Tüm durum sayısı burada bakın 5 tane çubuk var, kalem var. 5 tane kalemden kaç tanesini seçiyoruz üçgen elde etmek için? 3 tanesi. 5'in üçlüsü de 10'a eşit olduğu için buradan cevabımız 4 bölü 10. Bu da sadeleşirse 2 bölü 5 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun cevabı B şıkkı. 33. soru. Bir sınıftaki öğrencilerin 5'te 2'si matematik dersinden kalmıştır. O zaman geriye kalan 5'te 3'ü geçmiş. Matematikten geçenler, matematikten kalanlar. Şimdi burayı 5 birim, 3 birim diye almayacağım da yani %60'ını hesaplamamız gerekiyor tekrar. O yüzden yüzde olarak düşünüyorum. 5'te 2'si yani %40'ı demektir. %40'ı kalmış. Tamam 100 kişi gibi düşünelim. Geriye kalan 60 kişi matematikten geçmiş. Şimdi şu matematikten geçenlerin kümesi olsun. Şu fizikten geçenlerin kümesi olsun. Hatta F artı M artı diye göstereyim. Şimdi dikkat edin burada diyor ki bakın matematik dersinden geçen öğrencilerin yani şu matematik dersinden geçen şu öğrencilerin içinde %60'ı fizikten kalmış. O zaman 60'ın tekrar %60'ını hesaplayacak olursak 36 sonucuna erişiriz. İşte şu 36 kişi fizikten kalmış matematikten geçenler için. O zaman buraya kaç kişi kaldı geriye? 24 değil mi? Toplam 60 olacak ya matematikten geçenler. O halde bizden istenen ne? Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin her iki dersten de geçmiş olma olasılığı. Her iki dersten geçmiş olma olasılığı deyince kesişimi kastediyor. Şurayı güzel yazayım. Evet. 24 bölü 100. Bunu da 4 ile sadeleştirecek olursak 6 bölü 25 sonucuna ulaşırız. Cevabımız D şıkkı bulunur. 34. 35. ve 36. sorular şu metne göre çözülmesi gerekiyor. Burada bir tenis turnuvasından bahsediliyor. Maçların tek maç üzerinden oynanacağı elim usulüyle oynanacak. Daha sonra kazananlar arasında tekrar eşleşmeler yapılacağından bahsediliyor. Bakın burada 32 sporcu katılmış. Yarı final maçlarına kadar diyor. Kaç maç yapılmıştır? Şimdi 32 sporcu kendi arasında eşleşince 16 maç yapar. Daha sonra buradan yarısı elenir, yarısı kalır. Yani 16 sporcu kalır. 16 sporcu da 8 maç yapar. Bu 8 maç sonucunda 8'e elenir, 8'i kalır. Sonra 4 maç daha yaparlar. Bu 4 maçtan sonra 4'ü elenir, 4'ü kalır. İşte kalan 4 oyuncu artık yarı finale kalmıştır. Buradan sonra bir yarı final maçı yapacaklar. 2 tane ve en son final maçı olacak. Ama yarı final maçlarına kadar demiş, dikkat edin. O yüzden yarı final maçlarında hesaba katmıyoruz. Bunların toplamı kaç tanedir demiş. Buradan toplam 28 maç yapılmış oluyor. 35. sorumuzda A, B, C, D kişilerin katıldığı düşünülürse diyor. Yani 4 takım yarı finale 4 takım kaldığı düşünülürse diyor. Bu 4 kişinin kaç farklı şekilde eşleşebileceği soruluyor. Şimdi 4 kişi ikişerli ikişerli eşleşecek. Yani 2 gruba ayrılacak değil mi? 2 maç yapacaklar. O zaman şöyle soralım. 4 kişiyi 2 gruba kaç farklı şekilde ayırabiliriz? Ben 4 kişiden 2 tanesini seçerim. Sonra geriye kalan 2 kişiden de 2 kişiyi seçerim.
Böylelikle bunları iki gruba ayırmış olurum. Ama bu grupların isimleri belli olsaydı, mesela A takımı, B takımı gibi ya da K takımı, L takımı, buradaki isimlerden farklı olarak, o zaman bu şekilde 4'ün ikilisinden cevap 6 derdik. Ancak takımların isimleri belli olmadığı için, yani eşleşmeler mesela nasıl söyleyelim, kuzey sahasında, güney sahasında oynanacak gibi böyle belirginleştirecek kavramlar kullanılsaydı cevap 6 olurdu. Ama böyle bir durum söz konusu olmadığı için bu durumu ne yapmalıyız? 2'ye bölmeliyiz ve böylelikle 3 farklı şekilde eşleşebileceklerini söyleyebiliriz. Yani bu şuna benziyor. Bakın biraz daha açacak olursam. Mesela A ile B eşleşir. C ile D eşleşir. Bu bir durumdur mesela. Daha sonra A ile C eşleşir. B ile D eşleşir. Bu da bir durum. Sonra A ile D eşleşir. B ile C eşleşir. Bu da üçüncü durum. İşte bundan başka bir dördüncü durum bulamayız. Yani mesela ben buraya BD yazarım ama BD'yi burada zaten yazdım. Anlaşıldığı üzere burada üç farklı eşleşme söz konusu olabiliyor. 36. soruda yarı final maçlarından birinin A ile B kişiler arasında oynanması halinde setlerin kaç farklı şekilde sonuçlanabileceğini bulun demiş. Bakın final maçı 5 set üzerinden, diğer maçlar 3 set üzerinden oynanacağı belirtilmiş. O halde 3 set üzerinden oynanan bir maç ya 3-0 kazanılır, ya 2-1 kazanılır, ya 1-2 kaybedilir ya da 0-3 yine kaybedilmiş olur. Burada 4 farklı durumun ortaya çıkacağını bu şekilde söylemek mümkün. Ve sıra geldi ünite sonu sorularımızın son 3 sorusuna. Şimdi burada 37. soruda bakın bir metin var. Bu metinle bağlı olarak bir tablo var. Bu tablodaki bilgileri kullanarak çözüm yapacağız. Ayşe ile Fatma yandaki tabloda sayılar verilen çikolata ve çiçekleri alarak huzurevi ziyaretine gitmişler. Bu ziyarette 75 kişi varmış huzurevinde. Daha sonra bir çiçek ve bir çikolata rastgele dağıtılacakmış. Bakın burada 75 tane çikolata var. Burada 75 tane çiçek var. Şimdi herhangi birinin bademle çikolata alma olasılığını soruyor. Bademli çikolatalar burada alan 15 kişi vardır değil mi? Toplam kişi sayısı da 75 olduğuna göre o halde 15 bölü 75 sadeleştirilirse 1 bölü 5 olasılık elde edilmiş olur. 38. soruda ise huzurevi sakinlerinden seçilen herhangi birinin gül almama olasılığı soruluyor. Gül almama olasılığını bulmak için gül alma olasılığını bulup birden çıkartabilirim bu sonucu. Ya da gül olmayan diğer çiçekler 25 çiçek buradan, 20 çiçek buradan değil mi? Toplam 45 çiçek var gül almayanlar. Tamamı da 75 kişi olduğu için sadeleştirecek olursak 15 ile sadeleştirebilirim. 3 bölü 5 olasılığını bulmuş oluruz. Ve son sorumuz. Burada huzur evinde 75 kişi vardı. Rastgele seçilen 8 kişiyle toplu fotoğraf çekimi yapılacakmış. Tabi ziyarete giden Ayşe ve Fatma da bu fotoğraf karesinin içinde bulunacak. Ayşe ve Fatma'nın kenarlarda olması koşuluyla kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebileceği söyleniyor. Şimdi bu 75 kişiden 2 kişiyi seçip sıraya dizeceğiz. Düzeltiyorum, 8 kişiyi seçip sıraya dizeceğiz. Bu 8 kişiyi seçip sıraya dizmek permütasyon yardımıyla yapılabilir. Şimdi Ayşe ile Fatma var. Bunlar da uç noktalarda olduğu için kendi aralarında yer değişebilir. Çarpı 2 faktöriyel ya da 2 olarak söyleyebiliriz. Böylelikle permütasyon, kombinasyon, olasılık ve binom konularını içeren ders kitabımızdaki ünite sonu değerlendirme sorularını çözmüş olduk. Toplam 39 tane soru gerçekten bu konunun kavranması açısından son derece önemliydi. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlaşılmayan yerler olursa ya da farklı yorumlarınız olursa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.